Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun. Kişilerin binalara sağlam rapor vererek, oradan sonra yer temelini sağlam rapor vererek, bu suçluların bir tanesi bulunmayarak bu katliamın içerisinde duruyoruz. Bu deprem aslında bir kaderimiz değil ama bize kader olarak yutturmaya çalışan bu sistemin karşısında üzüntümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Olan var burada, yıkılmadı. Burada annem öldü, kardeşim öldü, gelinimiz öldü. Yerimiz kayboldu gitti. Ama gönül ister ki ben şimdi ata dede yerinde yeniden bir kulübe yapayım ya. Bana desin ki şu da emsal teşkil ediyor. Yan taraftaki tek katlı bina yıkılmadı. Çift katlı yıkıldı. Çünkü biz orada gördük ki 65 yaşındayım. Ben bugüne kadar bir ev yaptım. Ev gitti. Ben 65'inden sonra ev yapacağım da yani artık katlı. Maraş'ta insanları ve köyleri seçerek destek sağladı. Bunun en önemli itirafını Erdoğan dün yaptığı konuşmasında söyledi. Hatay üzerinden anlattı. Aslında Hatay üzerinden anlatılan, elbette ben de bir Hataylı olarak bunu, bu mağduriyeti ve bu ayrımcılığı doğduğumuz günden beri biz biliyoruz. O evler başımıza yıkıldığı zaman, canlarımızı biz kaybederken o deprem bize inancımızı, etnik kökenimizi, Kürt müsün, Türk müsün, Arap mısın, Alevi misin, Sünni misin diye, Hristiyan mısın diye bize sormadı. Hepimiz bir yurttaş olarak aynı mağduriyeti yaşadık, aynı acıyı hep birlikte çektik. Bir sosyal devletin birinci görevi, kamusal alanda alanın birinci görevi barınma sorununu çözmektir yurttaşın. Eğitim sorununu, sağlık sorununu çözmektir ve bu konuda ne yazık ki atılan bir adım yoktur. Çünkü bu yaşadığımız deprem sıradan bir deprem değildi. İnsanların evlerini de yıktı, iş yerlerini de yıktı. Esnaf artık esnaflık yapamıyor. İşçinin çalıştığı fabrikalar kalmamıştır. Yani burada devasa da bir işsizlik ve bir yoksullukla baş başa bıraktı hayatta kalan insanları. Deprem. Deprem oldu, değil mi? Tamam. Ne diyor annesi? Soy isimleri çoğulmaz. Bu gerçekten bizi hem duygulandırdı, hem büyük bir katkı sağladı. Sesleri hala birçoğumuz, bütün halkımız buna... Biz her daim şunu söyledik, çünkü hep sahadayız. Çünkü hep yıkılan evleri, o yıkıntıların altında kalan insanları, o göçükleri birebir gördüğümüz ve tanıklık ettiğimiz için gerçek rakamın, resmi olarak açıklanan rakam olmadığını her fırsatta söyledik. En az bu rakamı 3 ile çarpmanız gerekiyor diyorduk ama sürekli resmi rakamlar farklı açıklanıyordu. İşte kurum 130 bin diyerek aslında gerçeğe yakın olan rakamı kendi ağzından itiraf etmiş oldu. İnsanlık tarihi açısından inanılmaz zor ve acı bir olay yaşadık. Ama bu acıyı daha da katmerli hale getiren, o gün bizi enkaz altında bırakanların o iktidarın tutumuydu. Başta Alevi yurttaşlarımızın yaşadığı köylere, mahallelere o yardımların gelmeyişiydi. O iş makinalarının bizi kurtarmaya gelmeyişiydi. Bizi daha da acımızı derinleştiren, acımızı daha da katmerleştiren oydu. Bakın şimdi yıkıntılar için, enkazın kaldırılması için ya da yıkılma kararı olan binaları yıkmak için ihalelere çıktılar. Ve birden baktık ki etrafımızda yüzlerce iş makinası, yüzlerce kepçe. Depremin ilk gününde, ilk 48 saatinde bizler o kepçeler gelseydi, bizi kurtarmak için o kepçeler gelseydi ve bir seferberlik ilan edilseydi Türkiye genelinde, inanın o kadar ölmeyecektik. İşte bizim acımızı bu kadar katmerleştiren, derinleştiren noktalardan birisi bizleri bilerek ve isteyerek ölüme terk edilmesiydi. Adeta nüfusumuz azalsın istediler ve izlediler ölümümüzü saraydan, Ankara'dan.
iktidar bu kadar vicdansız. İşte bu iktidar kendinden olmayan, ona oy vermeyen, kendisinden olmayan insanı bu kadar vatandaş olarak görmediğini bir kere daha biz bu depremle acı acı deneyimledik. Ve dün Hatay'da yaptığı konuşmada Erdoğan şu sözleri sarf etmekten hicap duymadı. Ar damarı çatlamışçasına dedi ki, bakın dedi, biz merkezi hükümetle yerel yönetim aynı değilse yardımlar gelmez işte. Hatay'ın durumunu gördünüz dedi. Bizim için mağdurlar dedi. Bizim için söylemediği söz bırakmadı. Bunu bir cumhurbaşkanı bir yurttaşına söyleyebiliyorsa o cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığı artık tartışılır. Ve en büyük bu ülkenin en büyük enkazı bu iktidarın ta kendisidir. İmar aflarını çıkaran, Beşli Çetesi'nin önünü açan, deprem ihalelerini Beşli Çetesi'ne peşkeş çeken ve şimdi de dönüp insanlara anahtar teslim edeceğimizde en az 3 milyon 5 milyon konut fiyatı biçen bu zihniyeti buradan bir kez daha sizlerin huzurunda kınıyorum. Nasıl zor koşullarda yaşadıklarını görün. Ve değerli arkadaşlar, bizlere bu deprem bir şeyi daha öğretti. Örgütlü oldukça, toplumsal dayanışma ağlarımızı güçlü tuttukça bizler yaralarımızı en samimi şekilde birbirimizin yarasını böyle sarabiliriz.